Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kalabalık bir şekilde geldik, bakın gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle bu patik modelini çalışmak istiyorum. Değişik renklerle yapmış olduğum patikleri size göstermek için hepsini getirdim. Bunu her renk ile çalışabilirsiniz. Kız renkleriyle de pembe ve pembenin tonları istediğiniz her renk ile yapabileceğimiz bir patik modeli arkadaşlar bu. Bugün yapacak olduğumuz bu patik modelini bu renk ile çalışacağız. 0-3 aylık bebek için yapacağım ben arkadaşlar. Bakın bu patiğimiz 1-1,5 yaş arası bebek için. Bugünkü yapacak olduğum patik de 0-3 aylık bebek için. Bakın büyüklüğünü size göstermek istiyorum. Bu şekilde arada büyük bir fark var. Birisi yeni doğanla 3 aylık bebek için. Diğeri 1 yaş üstü bebek için hazırlanmış bir patik. Siz de bu yapması çok kolay olan bu patik modelini istediğiniz renklerle bebeğinize hazırlayıp giydirebilirsiniz. Bunları kaldıralım. Bugün yapacağımız patiğin malzemelerine geçelim. Bu patik modelimizin örgüsüne tabanlı yaparak başlıyoruz. Ben 0-3 aylık bebek için yapıyorum bugün. İpim de biraz kalınca bir ipti. O yüzden 15 zincir ile başladım. 3 sıra patik tabanını oluşturdum. Daha sonra üst bölümlerini örmek üzere lastik örgüsüne geçtim. Bakın 3 sıra lastik örgüsünden itibaren de burun bölümünde eksiltmeler yaparak şekil verdirdim. En son olarak da bu patiğin tabanının çevresini ve konç bölümünde yeşil ile şerit yapmayı tercih ettim. Son olarak da bu bandımızı hazırladım. Düğme yardımıyla patiğimizi tutturdum. Aşamalarının hepsi videomuzun içerisinde var. Bakın aynı modeli bu renk ile sade olarak da çalışabilirsiniz. Ben yeşil ile yaptığım yerleri siz yapmazsanız bu şekilde sade bir patik de elde edebilirsiniz. Patiğimiz için yapacağımız ana rengimize ihtiyacımız var. Ben bugün bu rengi kullanıyorum. Elimde Nako alpaka vardı arkadaşlar. %10 alpaka, %90 premium akrilik bir ip. Biraz kalınca bir ipti. Renk numarası 294. Üzerinde 100 gram 190 metre yazıyor arkadaşlar. Ölçüsü bu. İpimin kalınlığına uygun olarak 2,5 milimlik tığ kullandım. Patiğin bu bant bölümüne dikmek üzere de 4 adet düğme kullandım. Siz de benimle aynı rengi yapıp bu şeritlerin de yeşil ile yapmak istiyorsanız, bakın bu renk bir ip. Nako'nun bir ipi ama renk numarası yok arkadaşlar. Bandını kaybetmişim. Bantsız olduğu için renk numarası veremeyeceğim ama Nako'nun bir ipi. Malzemelerimiz bunlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu şirin patiğimizin örgüsüne geçelim. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Patiğimizin örgüsüne patik tabanı için zincir çekerek başlıyoruz. İlk önce patik tabanını yapıyoruz arkadaşlar. Ben bugün bu patik tabanını 0-3 aylık bebek için yapıyorum. Siz daha büyük bebekler için yapmak istiyorsanız, sizler için de standart bebek ayak ölçü tablosunu ben hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekledim. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız, açıklama bölümünde standart bebek ayak ölçü tablosunu bulabilirsiniz. Ona göre başlayabilirsiniz. Bugün 0-3 aylık bebek için yapıyoruz. Ben bugün 0-3 aylık bebek için 15 zincir çekerek başlıyorum. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız, yapacağınız her numara için 3-6 aylık için mesela 16 zincir, 6-12 aylık için 17-18 zincir çekebilirsiniz. Bunu giderek büyütebilirsiniz arkadaşlar. Patiğin büyüklüğü bu başlangıçtaki zincir sayısıyla belli oluyor. Hemen zincirimizi çekelim. Bakın şu şekilde ilmeği hazırlıyorum. Bir adet bakın yaptım.
Siz nasıl hazırlıyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu örgüye başlama şekli herkeste farklı olabilir. Zincir çekiyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zinciri çektim. İpi tığın üzerine almadan bir gözenek atlıyorum. Bakın bu zinciri atlıyorum. İkinci zincirin üzerine tığı taktım. Buraya sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğe bakın. Aynı gözenek içerisine tığı taktım. İkinci sık iğneyi yapıyorum. Bir gözeneğe iki sık iğne yaptım. Takip eden 5 gözeneğe sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğneyi yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın diğer zincirin üzerine çakma trabzan, kısa trabzan yapıyorum bakın. Bir defa aldım, trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa içinden geçirdim. İki defa da çıkarmıyoruz, bir defa da çıkarıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 5 gözeneğe normal trabzan yapıyorum bakın. Bir çıkardım, iki çıkardım. İpi tığın üzerine alıyorum, trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım, trabzan yapıyorum. 3 oldu. Dört, beş. Beş normal trabzanı yaptık. Beş trabzandan sonra tekrar bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer gözeneğe, son gözeneğin içerisine altı trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine altı trabzan yapıyorum. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı trabzanı aynı gözenek içerisine yaptım. Burası artık bitti. Burası patiğimizin burun bölümü olacak arkadaşlar. Yuvarlak bir görüntü elde edebilmek için altı trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu altı trabzandan önce beş trabzan yapmıştık. Bakın. Tam onların karşısına gelecek olan noktalara bakın, tam karşısına trabzan yapıyorum. Aynı trabzanın içerisine trabzanlar yapıyorum bakın. 1 2. trabzan 3 4 5. 5 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kısa trabzan yapmak için bakın. Kısa trabzanın tam karşısı, aynı karşısına gelen nokta burası. Buraya kısa trabzan yapıyorum. Bakın ilmeği aldım. İçerisinden geçirdim. Bir defa da çıkardım. 5 sık iğne yapıyoruz. Burada 5 sık iğne yapmıştık. Tam onların karşısına 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5'inciyi yapalım ve 5. Bu ipimizi keselim, bize engel olmasın. Bakın 5 de sık iğne yaptım. Başlangıçta bu ilk sıraya başlarken aynı gözenek içerisine 2 sık iğne yapmıştık. Aynı gözeneğe bakın bu tarafta bu sefer simetrisi olarak 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 İpi tığın üzerine almadan bu başlangıçta ilk sık iğneyi yaptığımız gözeneğe tığı takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden geçirdim.
Bakın tığın üzerindeki ilmeğin içerisinden de geçiriyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. İlk sırayı böylece bakın tamamlamış olduk. İkinci sıraya çıkmak için 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğüm gözeneğin içerisine 2 trabzan yapıyorum bakın. 1 tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. 2 2 trabzanı yaptım. Tekrar diğer yanındaki gözeneğin içerisine de aynı şekilde 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Takip eden bu gözeneklerin içerisine hep trabzanlar yapacağız, birer tane artık. Burada 6 trabzan yaptığımız bu ilk trabzana kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tek trabzan yaptım. Bakın bu 6 trabzan yaptığımız burun bölümünün arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir alt sırada 6 trabzan yaptığımız trabzanların üzerine burada ikişer trabzan yapacağız. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine tekrar trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanları da 6 trabzanın üzerine, bakın burada bulunan 6 trabzanın üzerine çift trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 1 2 bu 3. çift trabzan. 1 2 Bakın 1 2 6 tane çift trabzan yapalım. 1 2 Bakın buraya 6 çift trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 Takip eden trabzanları trabzan olarak devam ediyorum. Her trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın her tepe noktasına bir trabzan yaparak devam edelim. Bu topuk bölümünde arttırma yapacağımız yere kadar, sonda 2 trabzan kalasıya kadar 11 trabzanı trabzan yapalım. Bakın burada da aynı şekilde düz olarak 11 trabzan yapmıştık. Buraya da 11 trabzan olarak devam ediyoruz. Tek trabzanı yaptım. Bakın bu sırada ipi tığın üzerine alıyorum. Topuk bölümüne geldik. Bu sıraya başlarken de bakın iki gözeneğe ikişer trabzan yapmıştık. Burada da aynı şekilde sıra sonunda bakın bir gözeneğe trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Topuk bölümünde arttırmalar yapıyoruz burada. Bakın bir trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Sıraya başlarken 2 zincir çekmiştik. Ona denk gelmesi için bakın buraya bir trabzan daha yapıyorum. Başlangıç gözeneği var. Bakın buna tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. Böylece iki sıramızı bakın tamamlamış olduk arkadaşlar. Üçüncü sırada da aynı şekilde trabzanlarla devam edeceğiz. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gözeneğin üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın topuk bölümünde belli zaten arttırma yaptığımız yerler. Bu takip eden 3 gözeneğe de ikişer trabzan yapıyorum.
1, bakın aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Diğer gözeneğe geçiyorum. 1, 2, bakın son çift trabzanı yapıyorum. 1, 2. 1, 2, 3, 4 çift yaptık. Bir de başta 2 zincir çektik arkadaşlar. Takip edenlere trabzan olarak devam edeceğiz. Patiğin burun bölümünde arttırma yaptığımız, bakın bu ilk trabzana kadar olan trabzanların üzerine trabzanlar yapıyoruz. 11 trabzan var bu arada. 1, 11 trabzanı yaptım. Arttırma bölümüne geldik. Bakın yeniden. Bu bir alt sırada bir gözeneğe 2 tane trabzan yaptığımız yer var. Bunun bu ilk gözeneğe bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir arttırma trabzan olarak daha yapıyorum. Bakın. 2 trabzanı yaptım buraya. İpi tığın üzerine alıyorum. Yanındaki gözeneğin içerisine bir trabzan yaptım. Bir çift, bir tek yaptım. Bakın, ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer gözeneğe geçiyorum. Bakın. Buna 2 trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine 2 trabzan yapıyorum. Başta aynı gözenek içerisine 2 trabzan yaptık. Arada bir tek trabzan yaptım. Tekrar çift trabzan yaptım. Takip eden 7 trabzana daha çift trabzanlar yapıyoruz. Toplam 8 trabzanın üzerine çift ikişer trabzanlar yapıyoruz. Bakın bu şekilde hepsine ikişer trabzanlar yapıyoruz. Sekiz çift trabzanı yaptım. Sayıyorum bakın. Bir çift yapmıştık. Bir tek yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çift trabzandan sonra aynı bu arttırma yerine başladığımız gibi bir tek trabzan yapıyorum. Tekrar çift trabzan yapıyorum. Diğer trabzanın üzerine bakın. İkinci gözeneğe geçtim. Buna çift trabzan yapıyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde ettik. Burası dediğim gibi patiğimizin burun bölümü oluyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 11 trabzanı topuk bölümünde yaptığımız bu arttırma yerine kadar trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın 11 trabzanı yaptım. Arttırma bölümüne geldim tekrar. Burada topuk bölümü için arttırma yapıyorum. Bu sıraya başlarken 4 gözeneğe 2'şer trabzan yapmıştık. Burada da sıra sonunda da aynı şekilde 4 gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu 1. İkinci gözeneğe geçtim. 3. çift trabzanımı yapıyorum. Bakın 4. çift trabzan. Buraya kadar 1, 2, 3, 4 çift trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sıraya başlarken çekmiş olduğumuz 2 zincire denk gelmesi için bakın son gözeneğe de 1 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan bu başlangıçta bulunan trabzan gözeneğine tığı takıyorum. İlmeği çıkardım. Geçirdim. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatmış oldum. Bakın. Böylece
Patiğimizin tabanını bitirmiş olduk. Kaç santimlik bir patik tabanı elde ettiğimizi ölçüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde 10 santimlik bir patik tabanım var. Çok küçük de olsun istemedim. O yüzden 10 santimlik ipim de biraz kalın olduğu için böyle oldu arkadaşlar. 10 santimlik bir patik tabanı elde ettim. Siz bunu daha büyük yapmak istiyorsanız 15 yerine 16 zincir çekebilirsiniz. Bu patiğin burun bölümünde ve topuk bölümünde yaptığımız işlemler patiklerde değişmiyor. Sadece bu aralarda yapmış olduğumuz trabzan sayıları değişiyor. Ben aralarda 11'er trabzan tek yapmıştım. Siz 16 zincir çekmişseniz bu 12 trabzan olacaktır. Eğer 17 zincir çekerseniz de 13 trabzan yapacaksınız bu arada. Ona göre patiğiniz büyüyecek. Bu dediğim gibi patiğin burun bölümünde ve topuk bölümünde yaptırdığımız işlemler değişmiyor. Oraları aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Sadece bu aralarda yapmış olduğumuz düz trabzan sayıları fazla olabilir sizde. Patiğin artık bakın bu taban bölümünü bitirdik. Bakın şu şekilde taban bölümünü bitirdik. Bu yan duvarlarını yapacağız şimdi. Yan duvarlarını trabzanlardan yapıyoruz. Bu yan duvarlarını ilk sıra trabzan yapacağız. Daha sonra lastik uygulaması yapacağız üstüne. Trabzanları yapmak için hemen bakın burada 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bakın şu şekilde batmıyorum artık. Üst noktasından bakın şuradan ilmeğe takıyorum tığı. Bu ilk başta biraz zor olabilir. Bakın şu şekilde ilmek çıkarıyorum. İlmeği aldım. Bir trabzan yapıyorum bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın diğer gözeneğe geçtim. Ama bakın tekrar ediyorum böyle almıyoruz. Bu duvarının yukarı doğru gitmesi için üst taraftan alıyoruz. Bakın üst tarafta bulunan bu ilmeğe tığı takıyorum. Şu şekilde tığı içeriden geçirdim. İlmeği aldım. Çıkardım. Bakın böyle trabzan yaptım. Bakın üst bölümden alıyoruz ilmekleri artık. Bakın bu şekilde devam ediyoruz trabzanlara. Bu şekilde üst bölümlerden bu üstteki bulunan bakın şu gözeneklerden ilmekler alarak sırayı tamamlayalım. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün gözeneklerden bakın üst bölümlerde olan buralardan yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar tek düz trabzanlar yapıyoruz. Sonra lastik uygulaması yapacağız. Patiğin tabanında üst noktalardan alarak trabzanlar yaptım. Sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonunda son trabzanı da yaptım. Bu başlangıç gözeneği var. İlk trabzan yaptığımız ona şu şekilde tığımı takıyorum. İlmek alıp içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Bakın kaydırma tekniğiyle sırayı kapadım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bu ilk bakın trabzan var. Bu trabzanı benden taraftan boşluktan kavruyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tepe noktasına batmıyorum. Benden taraftan boşluktan kavradım. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. İkinci olan trabzanı bakın şu şekilde batmıyorum. Diğer taraftan boşluktan kavruyorum. Bakın. Lastik uygulaması gibi yapıyoruz. Bu şekilde aldım. Bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Benden taraftan bakın bunu da benden taraftan boşluktan kavradım. İlmek aldım.
çıkardım, trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bunu diğer taraftan, bakın tığ ters taraftan taktım. İlmek aldım, trabzan yaptım. Bir benden taraftan, bir diğer taraftan trabzanlar yapıyoruz. Bakın, benden taraftan tığ boşluğa taktım, ilmek aldım, diğer taraftan boşluktan aldım, ilmek çıkardım, trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir önden, bir arkadan trabzanlar alarak devam ediyoruz. Bir içten bir dıştan alarak, bakın sıranın sonuna geldim. Bu şekilde lastik görünümlü bir sıra elde ettik. Bir üst sıraya çıkmak için, bakın bu başlangıç gözeneği var. Ona tığı takıyorum. Son, bakın başlangıcımızı böyle benden taraftan görünüyor. Son trabzanda benden taraftan görünüyor. Başlangıç gözeneğine tığı takıyorum. İlmek alıp içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bir, İki zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum, benden taraftan görünen bu trabzanı benden taraftan boşluktan kavrayıp trabzan yapıyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu sırada nasıl görüyorsak o şekilde trabzanlar yapıyor. Ters taraftan görünüyor, ters taraftan boşluktan kavradım, trabzan yaptım, benden taraftan görünüyor, benden taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Diğer taraftan görünüyor. Bakın diğer taraftan trabzan yaptım. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan trabzan yaptım. Diğer taraftan görünüyor. Diğer taraftan trabzan yaptım. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan trabzan yaptım. Bu sırayı da nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzanlar yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırayı da trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak tamamladım. Bakın 3 sıra lastik görünümü elde ettik. İlk sırada düz trabzanlar yaptım. İkinci sırada bir içten bir dıştan trabzanları boşluktan alarak trabzan yaptım. Bir lastik görünümü elde ettim. Üçüncü sırada da nasıl görüyorsam o şekilde trabzanları boşluktan alarak lastik örgüsüne devam ettim. Bu yan duvarlarda 3 sırayı tamamlamış olduk. Burada sırayı kapatalım. Bakın başlangıç gözeneğine tığı takıyorum. İlmeği alıp içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle kapadım. Bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi burun kısmında eksiltmeler yapacağız. Nereden eksiltmeye başlayacağımızı hesaplamak için de şu şekilde ikiye katlayabilirsiniz. Ben sayıyla da kaçıncı sırada kesme yaptığımı size göstereceğim. Ama belki sizin yaptığınız patiğiniz daha büyük ölçüdedir. Bu kesme yapacağınız yere kadar olan sayılar sizde değişeceği için püf noktasını gösteriyorum. Bakın patiğinizi bu şekilde ikiye katlayın. Orta noktasını bulun. Bakın taban bölümü düz duruyor. Düzgün, bakın çizgi halinde duruyor. Bu şekilde ikiye katlayın. Geriye doğru sayalım. Ön bölümden 12 kesme yapacağız. 24 trabzan işaretlemem gerekiyor. Sayıyorum. Bakın burası 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buraya bir işaret takıyorum. Bakın bir işaret iğnesi takalım. Buradan itibaren kesme işlemi yapacağız. Buradan geriye doğru sayıyorum. 24 gözenek işaretleyeceğim. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Buraya da bir işaret takıyorum. Şimdi bu işaret yaptığımız yere kadar nasıl görüyorsak o şekilde alarak trabzanlar yapalım. Bir zincir çekiyordum, iki zincir çektim, ipi tığın üzerine aldım. Bu çekmiş olduğumuz iki zincirler bakın ters taraftan görüntü yapıyor arkadaşlar. İlk trabzanı benden taraftan boşluktan aldım. Nasıl görüyorsam o şekilde yaparak bu işaret yaptığımız yere kadar devam edelim. İşaret yaptığımız yere geldim. Bakın buraya kadar sayıyorum. Başladığımız yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 9 lastik görünümü benden taraftan görünüyor. Arada bulunan trabzanlar da 8. Toplam 17 trabzan yaptık buraya kadar. Ama bu lastik görünümlü olan yerler 9 sıra arkadaşlar. Burada kesme için çıkarıyorum işaretimi. Bakın kesme işlemi için bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Burada şu şekilde trabzanların tepe noktasına batarak kesme yapmıyoruz arkadaşlar. Kesme işlemlerini yaptığımız trabzanları bakın şöyle ilmeğin tepe noktasında iki kulakçık görünüyor. Bakın 1 ve 2. Bunun ortasına şu şekilde tığı takıyoruz. Diğer tarafta iç tarafta görünen kulakçığı tutuyoruz. Bakın şu şekilde bu ilmeği tuttum. İlmek aldım. Bir trabzan yapıyor gibi çektim. Burada bekletiyorum trabzanı. İkinciyi çıkarmıyorum. Bakın tığın üzerinde iki ilmek var. Tekrar ilmek alıyorum tığımın üzerine. Diğer trabzanın tepe noktasına bakın şu şekilde iki ilmeğin ortasına batıyorum. Bakın bir İki kulakçık var, iki ilmek var. Bu ortaya batıyorum. İç tarafta bulunan ilmeği tığı taktım. Bakın tek ilmeğe tığı takıyorum. İpi alıyorum. İçerisinden geçirdim. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın 3 ilmek var tığın üzerinde. Bu üçünü birlikte çekiyorum. Bakın bir kesme işlemi yaptık. İki trabzan yaptık ama tek gözenek oluştu bakın burada. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. İkinci kesme işlemi için bakın bu iki ilmek ortasına tığı takıyorum. İç tarafta bulunan diğer tarafta bulunan ilmeğe tığı taktım. İp aldım. Bir defa trabzan yapıyor gibi çektim. Bekletiyorum. Tekrar ilmeği aldım. Bakın diğer gözeneğe yanındaki trabzanın tepe noktasında bulunan bu iki ilmeğin ortasına tığı taktım. Diğer tarafta bulunan ilmeği aldım. İp aldım. Geçirdim. Bir defa çıkardım. Bakın trabzan yapıyor gibi yaptım. 3 ilmek var. Üçünü bir çekerek tek ilmek haline getiriyoruz. Bakın bir de sessizce yapayım. Elimi takip ederseniz kolayca yaparsınız. İlmeği aldık. Üç ilmeği birlikte çekiyorum. Tek ilmek haline getiriyorum. Bakın bu şekilde kesme işlemlerini oluşturuyoruz. Aynı yöntemle iç kulakçıklardan yani iç ilmeklerden alarak 12 adet kesme yapacağız. Bakın 1, 2, 3 kesme yaptık. Bu dördüncü kesme işlemimiz. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. 2 ilmek ortasında görünen şu bakın ortasına tığı takıyorum. Diğer tarafta bulunan kulakçıktan ilmek aldım. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Çıkardım. Bakın 4 trabzanı
kesmesini yaptık. 12'ye tamamlayalım bunu. Bakın diğer işaretli yere kadar ikişer kesme yaparak geldim. Kesme işlemlerini trabzanların tepe noktasına yapmadım. İç kulakçıktan yani iç ilmekçikten aldım. Şu iki ilmeğin iç bölümde bulunan ilmeklerden alarak 12 kesme yaptım. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu işareti de burada çıkarabiliriz. Bakın şu anda kesme işlemini yaptım. İlmeği alıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Şu lastik görünümlü var. Bakın benden taraftan görünüyor. Bunu benden taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlmeği alıyorum. Diğer taraftan bakın ters taraftan boşluktan kavrayıp lastik örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsak o şekilde trabzanlar yapıyoruz. Burada da kesme işlemini yaptık. Bakın görüntü olarak da patiğimizin oval bir görüntü elde ettik burada. Sıra sonuna kadar bu bir içten bir dıştan lastikleri alarak devam edelim. Kesme işleminden sonra lastiklerini nasıl görüyorsam o şekilde bir içten bir dıştan alarak bakın sıra sonuna geldim. Burada tekrar kaydırma tekniği yaparak başlangıç gözeneği ile sıramızı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde kapadım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Diğer taraftan görünüyor. Diğer taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu kesme işlemi yaptığımız bakın bu benden taraftan görünen var. Bizden taraftan görünüyor. Bundan bir öncesine kadar yani buraya kadar burada 2, 4, 6, 8, 9 bizden taraftan görünen lastik yapmıştık. Bu 8.ye kadar 8 lastik görünümü yapalım. 2, 4, 6, 8'ini yapalım. Ondan sonra tekrar kesmeler yapacağız. Bakın 2, 4, 6, 8 lastik görünümünü benden taraftan olan lastikleri yaptım. Burada kesme işlemi yapacağız. Bakın burasını da kesme yapacağız arkadaşlar. Bu kesme yaptığımız yerlerde de kesme işlemi yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada artık kesmeleri bu sırada normal tepe noktalarından bakın şu şekilde 2 ilmeği bir alıyorum. Aldım. Bir defa çıktım. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci gözeneğe bakın. İkinci trabzanın tepe noktasına normal batıyorum artık. İç kulakçıktan batmıyorum. Tepe noktasından ilmek alıyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Bakın. Burada da aynı şekilde bu kesme yaptığımız yerleri bakın şöyle iki ilmek var şu anda bakın. Tepe noktalarından normal trabzanlar yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer trabzanın tepe noktasından bakın trabzan yaptım. Üçünün içerisinden geçirdim. Kesme işlemi yaptım. Bu şekilde bakın
Trabzan yapıyor gibi yapıyorum. 3 ilmeği bekletiyorum. Üçünü bir çekiyorum. Bir alt sırada kesme yapmıştık. Burada da aynı şekilde kesmelere devam ediyoruz. Sadece trabzanlara alma şeklimizi değiştirdik. Bu sırada kesmeleri yaparken tepe noktalarına normal batarak yapıyoruz. Bakın biraz sırada 24 ilmek işaretlemiştik. 12 defa kesme yapmıştık. 12 kesme vardı. Burada da baştan bir kesme yaptık bu alt sırada yaptığımızdan önce. Bununla birlikte bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bir kesme daha yapıyorum. Başlarken de bakın bu kesmelere başlarken de bir kesme işlemi yapmıştık. 8. kesme işlemini yapıyorum bakın. Trabzan kesmeleri yapıyoruz bunları. Böylece 8 trabzan kesmesi yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın artık benden taraftan görünüyor. Benden taraftan normal lastik örgüsü yapıyorum. Diğer taraftan görünüyor. Diğer taraftan boşluktan alarak lastik örgüsü yapıyorum. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsak o şekilde lastik örgüsü yapıyoruz. Kesmelerden sonra yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzanları yaptım. Sıra sonunda başlangıç ile bakın tığ takarak kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Böylece patiğin burun bölümünde 2 sıra kesmeyi yaptık bakın. Bir üst sıraya çıkmak için 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada tekrar burunda kesme işlemi yapacağız. Bu kesme işleminden önceki bu lastik görünüme kadar hepsini nasıl görüyorsak o şekilde alarak lastik örgüsü yapıyoruz. İçten gördüğümüzü iç taraftan, benden taraftan gördüğümü benden taraftan alarak trabzanlar yapıyorum. Bakın kesmelerden önceki son lastik görünümü de yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bir alt sırada bakın 8 kesme işlemi yapmıştık. 8 defa bakın bu gözenek görünüyor. Bunları tekrar burada kesme yapacağız. Aynı şekilde bakın tepe noktalarına batarak kesme işlemi yapıyorum. 8 olan gözenek sayısı bu sırada kesmeler yaparak 4'e iniyor bakın. İkişer ikişer her gözeneğe bakın kesme işlemi yaptım. Sıra sonunda bulunan bu bakın kesmelerden sonra bulunan lastik görünümü de benden taraftan görünüyor. Benden taraftan alarak lastik örgüsüne devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir alt sırada 8 gözenek elde etmiştik. Burada da 1, 2, 3, 4 kesme yaptık. 4 gözenek elde ettik. Sıra sonuna kadar lastik örgüleri nasıl görüyorsak o şekilde alarak devam ediyoruz.
sıra sonuna kadar lastik örgüleri yaparak geldim. Başlangıç ile kaydırma tekniği yaparak kapadım. 1-2 zincir çekiyorum. İlk bakım benden taraftan görünüyor. Lastik örgüsü yaptım. Burada tekrar bu kesme işlemi yaptığımız yerde bulunan bu lastik örgüsüne kadar nasıl görüyorsak o şekilde alarak lastik örgümüze devam ediyoruz. Bakın kesmelerden önceki son lastik örgüsünü yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada 4 kesme yapmıştık. Bakın 4 gözlenek var. Bunları da tekrar ikişer ikişer kesme yaparak 2 gözleneğe indiriyoruz. Bakın bu 1. Bu 2. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde alıyorum. İçten gördüğümü içten, tersten gördüğümü tersten alarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda yine kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Artık ben yapmış olduğum bu ölçüde bir patikte kesme işlemlerini burada bitirdim arkadaşlar. Bir sıra düz yapacağız. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzanlar alarak devam edeceğim. Ama siz patiğinizi daha büyük yapıyorsanız burada bulunan lastik örgüsü sizin daha çoktur. Benim 9 ile bıraktım. Sonraki bakın buralarda 2, 4, 6, 8 lastik örgüsü var. Sizin 10 lastik örgüsü varsa bir defa daha kesme yapabilirsiniz. Bu kesmelerde şurada da 2 bırakmıştık. Bakın burada 2 kesme yapmıştık. 2 gözenek oluşturmuştuk. Bunu bir defa daha kesme yapabilirsiniz. Ama ben burada bırakıyorum. Örgüme nasıl görüyorsam o şekilde alarak devam ediyorum. İçten gördüklerimi iç taraftan, benden taraftan gördüğümü benden taraftan, bakın boşluklardan alarak devam ediyorum. Bakın son lastik örgüsünü yaptım. Ön bölümde bulunan bu kesme yaptığımız yerde 2 gözenek var. Bunların tepe noktasına batıyorum. Normal trabzan yapıyorum bakın. 1 2 Bakın normal 2 trabzanı yan yana yaptım. Lastik örgüsüne devam ediyorum sıra sonuna kadar. Nasıl görüyorsam o şekilde lastik örgüsü yapıyorum. Benden taraftan görüneni benden taraftan alıyorum. Diğer tarafta görüneni diğer taraftan alıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Aynı şekilde lastik örgüme devam ediyorum. Bakın bitirdim. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyoruz. Kapadım. Bakın birleştirmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Artık ipimi burada kesebilirim. Patiğin örgüsünü böylece bitirmiş olduk. Bakın çok şirin, tatlı bir patik elde ettik arkadaşlar. Patiğimizi şimdi bu yeşil renk ile konç bölümüne bir sıra şerit yapalım.
Yeşil renkli ipimi kesmiş olduğumu ipin ucuna bağlıyorum. Sağlam olsun. Kaydırma tekniğiyle yapacağız bu yeşil şeridi. Bakın buradan iki trabzan arasındaki boşluktan tığımı takıyorum. İpten alıyorum. Burada bir ilmek oluşturuyorum. Bakın şu şekilde bir ilmek oluşturdum. Bir sonraki bakın şu trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyor gibi battım. İlmeği aldım. İçerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçiriyorum bakın. Kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın şu şekilde trabzanın tepe noktasına tığı taktım. İp aldım. Geçirdim. İlmeğin içerisinden de geçiriyorum. Bakın. Kaydırma tekniği yapıyoruz. Bu şekilde bakın bir görüntü elde ediyoruz. Başladığımız noktaya kadar bütün trabzanların tepe noktalarına bakın bu şekilde batıyorum. Alıyorum. Geçiriyorum. Diğer ilmekten de geçirdim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın başladığımız noktaya da tığı taktım. İçerisinden geçirdim. Bu ilk bakın başladığımız nokta var. Tam ortasına batıyorum. Artık kapatıyorum. İçerisinden geçirdim ve bitirdim bakın. Burayı birleştirmiş olduk. İpimi artık burada kesebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu iğne yardımıyla içeriden geçirelim. İpimizi bir iğneye takıyorum. İpin geçebileceği büyüklükte deliği olan bir iğne bu. Bakın şu şekilde ilmeğin içerisine takıyorum. Yeri belli olmasın diye. Bakın birleştirmiş olduk. Hiç belli olmuyor burada. Bunu da şöyle bir sağlamlaştıralım burada. Düğüm atıyorum. İçerisinden bakın yürütüyorum. İç bölümü burası patiğin. Ve kesiyorum. Diğer ipleri de aynı şekilde iğne yardımıyla içeriden yürüterek temizliğini yapabiliriz. Patik tabanında da yeşil ile bir sıra sık iğne yapacağız. Bakın yine aynı şekilde patiğin başlangıcını yapmış olduğumuz bu arka bölümde gidiyorduk. Orayın şu gözeneği herhangi bir gözenek fark etmez. Tığı takıyoruz. İlmek çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe tığ takıyorum. Bakın sağlamlaştırdım. Gördüğüm bütün gözeneklere bakın. Burada bir gözenek var. Sık iğne yapıyorum. Tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başlamış olduğum ipin ucunu da içeriden götürüyorum. Temiz görüntüsü olsun. Bakın sık iğne yaparak devam ediyorum. Başladığımız noktaya kadar bu sık iğneler ile çevresini tabanın tamamen çevirelim. Patik tabanının çevresini sık iğnelerle çevirerek bakın sıra sonuna geldim. Burada bu başlangıç yaptığımız bakın sık iğne ile başlamıştık. O gözeneğe tığı takıyorum. İlmek alıp içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yaparak
sırayı kapatıyorum. İpi artık burada kesebilirim. Bu ipi de iğne yardımıyla bu alt bölümden geçirelim. İpin ucu gözükmesin. Aynı şekilde bu patiğin aynı ölçülerde aynı sayı ile diğer tekini de yapalım. Daha sonra sizle bu bant bölümünü de yapıp patiğimizi bitirelim. Patiğimizin her iki teki de hazır, bakın arkadaşlar. Bu model patiğimizde sağ sol teki yok. Her iki yönlü de kullanılabilecek bir patik bu. Şimdi patiklerimiz hazırsa bu ön bölüme hazırlamış olduğumuz bandın yapılışını size göstermek istiyorum. Bu bandı yapmak için başlangıç için zincir çekiyoruz. Yeni doğanla 3 aylık bebek arası, yani 0-3 aylık bebek için 16 zincir çekelim. Taban sayısını kaç yaptıysak tabanla eşit sayıda zincir çekiyoruz arkadaşlar. Burasının püf noktası da odur. Şu şekilde bir bakın, ilmek hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bunları kenara alalım. 16 zinciri çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlıyorum. Bakın 2 gözenek atladım. 3. gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. 1, aynı gözenek içerisine 5 adet trabzan daha yapıyorum. Toplam 6 trabzan yapacağız buraya arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, bakın aynı gözenek içerisine yapıyorum. 6, 6 trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 6 trabzan yapmış olduğumuz gözeneğin yanındaki gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Tek trabzan yapıyorum artık. Takip eden zincirlerin üzerine de trabzan yapıyorum. 11 trabzan yapalım. Tek tek olmak üzere, bakın bu şekilde yan yana 11 trabzan yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın burada bir gözenek kaldı. Buraya bu son gözeneğe de bu başlangıçta yapmış olduğumuz gibi, bakın böyle bir yuvarlak görüntüyü vermek istiyoruz. Aynı gözenek içerisine, bakın bu 12. gözeneğe 6 trabzan yapıyorum. Bakın 1, ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine tekrar trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Aynı gözenek içerisine bakın 6 trabzanı yaptım. Burayı şu şekilde bir çektirelim, yapmış olduğumuz zincirin ucundan tutarak. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 6 trabzandan önce 11 tek trabzan yapmıştık. Şimdi geriye dönüyoruz. Bu yapmış olduğumuz 11 trabzanın karşılarına birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın ilk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğerlerine de aynı şekilde trabzan yapıyorum. Bakın. Burada bulunan bu yuvarlak görüntüyü verdireceğiz arkadaşlar. Bakın yuvarlak oldu zaten. Başlamış olduğumuz
ipin ucunu da içeriden götürüyorum bu sırada. Bir trabzanın karşılarına 11 trabzan yaptık. Bakın sayıyorum. 6 trabzandan sonra 2 4 6 8 10 11. Böylece ilk sırayı bitirmiş olduk. Bu başlangıç yaptığımız trabzan vardı bakın. Bu gözenek ile tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İkisini içerisinden geçirip kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. 1 İki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincir çektiğimizde bir trabzan oluyor arkadaşlar. 6 trabzan yapmıştık bu başlangıçta. Bu 6 trabzanın hepsinin üzerine ikişer trabzan yapıyoruz bakın. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Diğer trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bu 6 gözenek üzerine çift trabzanlar yapıyoruz. Bakın altıncıyı da çift yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada 11 trabzan yapmıştık yan yana. Bunların hepsinin üzerinden birer birer trabzanlar yapıyorum. Bakın tepe noktalarına birer tane trabzan yapıyorum. Sadece bu altışar trabzan yaptığımız gözeneklerin üzerinde bulunan bu 6 trabzan üzerine çift trabzanlar yapıyoruz. Devam ediyoruz. Son tek trabzan da yaptım. Bakın 11. trabzanı ipi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan 6 trabzanın üzerine çift trabzanlar yapıyorum artık bakın. Bir trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Takip edenlere de çift trabzanlar yapıyorum. Bakın hepsine çift trabzanlar yapıyorum. Son çift trabzanı da yaptım. Takip edenleri düz trabzanlar olarak sıra sonuna kadar bu başladığımız yere kadar bu sıraya başladığımız trabzana kadar trabzanlar yapıyorum. Bu son sıra zaten bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın son trabzanı da yaptım. Başlangıç gözeneği ile tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Burada ipimizi biraz uzun keselim. Düğme dikeceğiz. Bu düğmeleri dikeceğiz. Patikle birleştireceğiz bunu. Onun için düğme dikme payında bırakarak ipimi kesiyorum. İki düğme dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde çektim. Böylece bandımızın birisini bitirdik. Bunu bakın buraya şöyle düğmeyi yardımıyla tutturacağız. Şimdi aynı bunun sayısınca bu sayıyla bir tane daha hazırlayalım. Patiğimize birleştirme işlemini birlikte yaparız. Hazırlamış olduğum banttan aynı sayıda bir bant daha hazırladım. Bakın birisini
Diğer patiğimin tekine diktim. Bunu da aynı şekilde bu patiğimize dikeceğiz. Bakın ipimizi burada bırakmıştık. İpe iğne taktım. Bunu görüntüsünü yok etmek için şu ilmeğin içerisinden bakın iğne yardımıyla ipimi geçirdim. Burada düzgün bir görüntü elde edebilmek amaçlı bakın. Burası düzgün göründü. Bunu alt tarafa sabitleyelim. Düğme dikeceğiz bu ipimizle. Dikecek olduğumuz düğmeyi elime alıyorum. İlk önce bir buna tutturalım. Daha sonra patiğe dikeriz. Bakın şu şekilde ilk başlangıçtaki trabzanın olduğu yere denk gelecek yere bir defa dikelim. Yeri belli olsun. Bakın böyle arkadaşlar bunu tutturdum. Patiği elime alıyorum. Şöyle bakın yerleştiriyorum. Düzgün gelecek şekilde. Nereye denk geliyorsa oraya bakın şuraya denk geliyor benim. İğne yardımıyla buraya tutturuyorum bunu. Tekrar patiğe dikmeden önce yapmış olduğumuz yerden iğneyi geçirdim. Ve bakın diktim. Birisine diktim. Bunu içeriden sabitleyelim. Sağlamlaştıralım. İğnenin ucunda içeriden yürütüyorum. Kestiğimiz zaman da ipimizin ucu görünmesin. Buradan kesiyorum. Diğer düğmeyi de aynı şekilde bakın bu tarafa dikeceğiz. Nasıl ölçüyü de yap ayarladıysak bunu da aynı şekilde oraya ayarlıyorum bakın. Tutturduk. Şimdi bunu patiğe birleştireceğiz. Bakın. Bunu nereye diktiysek bakın burada kaçıncı trabzanın aralığına diktiysek buradan da aynı şekilde trabzan aralığına bunu dikiyorum. Burası nasıl sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde dikebilirsiniz. Bakın yine bir kontrol ediyorum. Nasıl düzgün geldi mi diye. Ve burada bitiriyorum. Yine sağlamlaştırıp ipimizi kesebiliriz. Böylece bitirmiş olduk. Bu büyük patiğimizi kaldırabilirim. Bakın çok tatlı bir çift patik elde ettik. Ayakkabıdan farksız. Çok güzel bir patik elde ettik arkadaşlar. Bunu istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Aynı büyüklükteyiz. Yakın bakın şöyle bir gri renk var. Sade renk çalışmış olduğum bir patik bu. Ve bitirmiş olduk. Ben bugün bu patiği size zevkle anlattım. Ümit ederim siz de zevkle yapmışsınızdır. Yapması çok kolay bir patik modeli arkadaşlar. Bu şirin patiklerden siz de değişik renklerde bebeklerinize hazırlayıp giydirebilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.